Ay vallahi Gülsümcüm, yani o kadar sevindim ki tekrar dönmeni anlatamam canım. Şşş, kız bana bak. Sen hakikaten buraya temelli mi döndün şimdi? Şimdilik öyle anne. Yapamıyorum ben oğlumdan uzakta. O yüzden bir süre çalışmayacağım ve oğlumla ilgileneceğim. Yey ne güzel. Hadi pılını pırtını topla, inebilirim aşağıya. Ya sen Gore Efendi ile konuştun mu? Malum aşağısı biraz kalabalık. Hani çok lazımmış gibi, bir de süt kızımız var şimdi. Hani Hüseyin'den inersek hani orada yerleşme sorun olabilir. Hani o bir halça arası falan bakacak mı diye yani. Sabah konuştuk biraz. Siz ev bakın, ben hallederim dedi. Heh, iyi o zaman. Ya Gülsüm, ya pardon da öğretmen oldun da şu kadarcık kafan çalışmıyor biliyorsun değil mi? Kız doğru konuş, ne diyorsun öyle? Ya tamam, yani bunlar boşandılar artık. Aynı evde kalmalarının yakışık kalmaz ama... Hani niye yangından mal kaçır gibi çocuğu da aşağı indiriyorsunuz? Kızım anası gelmiş, kuzusunu burada bırakır da iner mi aşağı? Ha, nasıl belli anne olmadın? Öyle konuşuyorsun boşa. Gülsüm, sen kocanı gel istiyor musun kızım? Bak, eğer çocuğu aşağı indirirsen bu evle bütün bağlantın kesilir. Ama eğer Kaan burada bu evde kalırsa... Sen hem aşağıda olursun. Hem de bir elin burada, hem kocanın üstünde, hem de çocuğun üstünde olur. Bağlantın da kesilmez. E baksana kapıya. Kızım sen hala bu evin hanımı sayılırsın hadi. Merhaba. Koray Bey burada çalışmaya devam etmemi istedi. Tatsız bir tanışma yaşamış olsak da... Bence bunlaşabiliriz. Ben Pınar. Kandıcısıyım. Gülsüm, Pınar'la ilgili sorun istemiyorum. Hmm.